La 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 Evet. Evet. La Galuga'nın 17. bölümünden herkese merhaba. Ben Can, yanımda Recep ile Ömer var. Ses verin beyler. Merhaba. Merhaba. Ne yapıyorsunuz? Geçen haftadan farklı olarak herhangi bir cümle ekleyebileceğiniz bir şey var mı? Değişiklik. Aynı evdeyiz. Yok. Hiç Yok, yok. hiç de yok Keşke değil mi? olsa, değil Şey var mı sizde de? mi? Bu direkt konuya gireceğim. Aklıma geldi çünkü unutmamam lazım. Mesela ben karantinaya girmeden önce diyordum ki hani yakında ama yavaş yavaş şirketler kapatmaya başlıyordu falan. Ben de diyordum ki eve geçince şunu yaparım, bunu okurum, şunu öğrenirim falan. Eve geçtiğim anda bu hayallerin hepsi bir kenara itildi ve günde bir sezon dizi izlemeye döndüm. Var. Bende de var. Hani şey, Aynısını. biraz zamanım olsa kendimi geliştiririm, ne bileyim, bir şeylere bakarım falan. Yok, olmuyor. Senin dediğin Aynen. gibi dizi, Udemy'nin oyun. kralı olurum, bitiririm o Udemy'yi bitireceğim falan. Yani bir şeyler öğrenirim diyordum. Hani yaptığım tek aktivite herhalde ilk YouTube videosu atmak oldu. İlk bir YouTube videomu atmak oldu. Onun dışında hiçbir şey yapamadım. Bir ay oldu ya. Ben bol bol Hiçbir şey. uyumak istiyordum ama uyuyamıyorum. Yani geceyi Yine dördü uyumuyor görmeden uyuyamıyorum yani. Çok enteresan. Hafta içi 9'da kalkıyorum ama değil mi? gene Ben de o saat 8'de ne kalkıyorum. yapıp ne edip 4'ü görüyor ya. Delireceğim. Şey oluyor değil mi? Öğle arasında uyuyorsun. Hafif Evet, böyle öğle bir arasında 45 aynen. dakika Hafif bir saat. kestiriyorum böyle. O zaman Aynen. bakıyorum Skype'a. Sonra O Skype götürüyor dolmuş mesai böyle bir sonuna sürü kadar. böyle. Hiç kimse yazmaz. Öğle bir saat kestiriyorsun Skype'da. Aynen. 30 yeni mesaj. Neredesin? İşte aynısı bana da oluyor. Aynısı bana da oluyor işte. Bir Bilerek saat oradan yapıyorlar bence bu. uyuyorum. Yani bilerek. Yemeğe kadar bir 40 dakika uyuyorum. Bir saat 40 dakika etti. Bir de bir 4 saat falan şeyde uyuyorum. Gece normal uyumam gereken saatte bir 5-6 saatte idare ediyorum yani. Evet, çok da koymuyor. Ediliyormuş. Zaten yorulmuyorsun. Ya yani koala gibi yaşıyoruz. Bir odada. Aynen ya. Masa başında laptopu aç. Mesai laptopunu aç. Onu da çalış. Mesai bitince kapat. Oyun laptopuna gir. Aynen. Bu şekilde ilerliyor benim Bir yani. elde de Son telefon bir ama. aydın. Hani sahil Bir elde de mouse tutuyor, aynen. sonra el, telefon tutuyor. Böyle saçma sapan. Değişik Forward, bir düzene forward, geçtik. forward, forward, forward. Öyle oluyor işte. Ama yani geçen 2-3 hafta önce bu kadar koymuyordu. Üst üste nasıl diyeyim, 4. hafta, 5. hafta olduğu için mi koymaya başladı bu kadar evde durmak? Yoksa havalar çok güzel oldu bir de. Bugün efsane bir hava vardı mesela. Ve çıkamadık abi. Normalde hani Başka evcimen şey bir gibi insanım oldu. ama Hani aşırı çıkasım gelen havalar bunlar yani. ufak bir tatil gibi Evet. geldi millete belki de. Hani hoşlarına da giden olmuştu. Hani o güzel ya. Bir Vallahi bana geldi. Ben şaka ikisini maka. bir arada götürmeye çalışan biri olarak okul, iş sonunda dedim ya evde duracağım falan dedim. Daha Ama şu an 4. hafta falan kendimden geçtim yani yeter artık dedim ama yine de hani evden çıkayım ama okul iş için çıkmayayım yani anladın mı? Okul iş yine evden devam etsin. Ben dışarıya çıkabileyim ama ben bunu istiyorum. ben markete gidince mutlu oluyorum. Ya aynı anda da mutsuz oluyorum. Ya mutsuz olma, tam endişelisin falan ondan, ama ben baya mutlu oluyorum. Ben 5 haftadır doğru düzgün dışarı çıkmıyorum. Çünkü ameliyat mevzusu da vardı. Yani yeni yeni dışarı Geçmiş çıkıyorum. olsun. Yeni yeni dışarı çıkıyorum ve yani şey böyle. Ya kuşlar, böcekler falan böyle. Yani çok dans ediyorum. Cıvıldıyorlar ya. Kuşlar ses çıkarıyorlar. Ses çıkaran canlılarmış bunlar. Çok ciddi. Geçen hava güzeldi. Balkona geçtik abi. Zaten biliyorsun sokağa çıkma yasağı olduğunu hafta Aynen. sonu. Bize yakında bir otoban var. Odan da biraz ses geliyordu normalde. Hiç ses yok. Sadece kuş çıvıltıları. Güneşin altında falan böyle. O kadar garipsedim ki. İstanbul'da bunu ilk kez Ya ben yaşıyorum çıkmaz çünkü. sokakta oturan biri olarak onu o kadar fark etmiyorum aslında. Zaten kuşlar cıvıl diyor. Zaten araba geçmiyor çünkü. Ama bu kadar değildi. Sanki rahatlayınca böyle bizim yokluğumuzda çok mu ürediler, ne yaptılar bilmiyorum. Çok fazla doğal yaşam varmış gibi dışarıda. Evet, şeyler Bu de çok güzel. normal yani, işte sürekli de şey paylaşılıyor, yunuslar İstanbul sularında, şurada Kadıköy'de görüldü, şurada görüldü Şey var ya, sürekli. T-Rex falan koymuşlar Aynen, boğaza. birileri Yunus'a GPS Hayat takmış normale herhalde, dönüyor. bakıyor evet şu anda Maltepe sahilde ilerliyorlar falan diye. Ama güzel şeyler tabii. Ama karantinanın yani böyle insanların evde olmasının bir güzel yanı da böyle telefonumu arayan telekomünikasyon şirketlerinden olsun, bankalardan olsun, ne bileyim Kayseri'den arayıp sucuk satmak için arayan insanlar olsun, hiçbiri aramıyor ya. Nasıl Sadece aramıyor? Ya beni geçen bankam, ya ben Allah aşkına ben daha 23 yaşında bir insanım tamam mı? Hani
kazanabileceğim paranın maksimumuna erişmiş olsam bile, hani 23'te ne kazanılabilir maksimum? Ben hadi oraya eriştim diyelim. Ya sen 50 bin lira kredi teklif etmezsin 23 yaşında bir insana. Anladın mı? Hani ben ne kadar kazanıyor Şey böyle olabilirim ya? banka söz. Ben parayla ne yapacak bilmeyiz. Ya bak Abi abi, bu alayım. parayı Al. kazanabileceğim tek yer o yaşta tıp, o da 23 yaşında bitmiyor. Hani Yani sana bir pratisyen falan olsam 8-9 kazanmaya başlasam direkt mezun kaçak olduğumda, bahis hadi 50 bin ayarlayalım. teklif et de. Sana bir kaçak bahis iki tüyo vereyim ben. Veteriner gibi değil mi? Sertifika Ya bırakıyoruz da kiraya. Bill Ya bu, Gates senin yaşındayken milyoner oldu ama bunlar önemsiz konular. ha, o öyle bir maksimumdan bahsetmiyorum. Evet Bordro ile ya. erişilebilen maksimumdan bahsediyorum. Aa, çünkü ortalamaya bakınca 23 yaşında şu an çoğu kişi üniversitede hala para da kazanmıyor. Aha, yani işte Aynen. zaten bir öğrenci olarak ne, okul iş aynı anda, hani ondan bahsediyorum. Hadi bir şey, hani şey gibi düşünme abi, e-ticarete atıldım, yok dropshipping yapıyorum bilmem ne, öyle şeyler değil. Sabit bordrolu aldığın belli, çalıştığın saat belli, öyle bir yerden bahsediyorum ya. Şeyden bahsedeceğim bir de, evde aşırı oturduğumuzdan dolayı mı ne, saracak birini bulamamaktan dolayı mı bilmiyorum, 2 hafta önce de biz Duygu Özaslan konuşuyorduk, Şimdi hala hala Duygu konuşuyoruz. Özaslan gündem. Ve hani ben normalde, ya 17. bölüm, kaç tane ünlü konuşmuşuzdur üzerine düşüp bilmiyorum yani, bir cümleyle Özgür Demirtaş geçtik burada. Hani Duygu Özas'tan 3 hafta ayırmak istemiyorum Özgür ama Demirtaş'ı da ünlü demeyelim falan. Yani ünlü şimdi bir dakika artık hakkını ya. yeme. Boston Hakkını yeme. Dynamics'ten sponsorluk alabilmiş bir insandan Ya bahsediyoruz bilmiyorum. yani. Bence Magazin almış olması sayfasında lazım yer çünkü. almıyorsa benim için ünlü değildir. Abi bence almış ama artık sponsorluk, çünkü haddinden fazla bir sevgi var Boston Dynamics'e. Hani o robotlarla çiftleşmek istiyor gibi Özgür Demirtaş. Hani melez bir şey yaratma peşindeymiş gibi Özgür Demirtaş. O yüzden. Bu tam olarak şey Barış Özcan Tesla ikilisi gibi. Ama Aynen. olabilir evet. Ya Kim olan bu Elon Özgür Musk? Demirtaş'ın olayı Elon şey de Musk'ın. olabilir. Hani belki korkuyordur robotlar dünyayı ele geçecek de bunları bir yol yapayım, iyi davranayım. Belki bana bir şey Ben söylemiştim. Korona gibi. yapmazlar. Bunu da söylemiştim. 12 yıldır Ya videolarını robotlarla birlikte dünya istila ediyor. Başlarında Özgür Demirtaş var. paylaşıyorum diye. Ama şeyden, Duygu Özaslan'a mecburen dönüyorum. Çünkü bir haftadır timeline'da, Twitter'da, Instagram'da, keşfette, orada burada. Vallahi önüme düşmeyen Duygu Özaslan paylaşımı kalmamıştır. Ve her seferinde birkaç replik var abi. Bunlar İlk yapıldığında da komik olmayan espriler, tüm Türkiye aynı espriyi yapmadan rahat edemiyor. Bizde öyle bir huy var. Hani mesela bir mention altına bir erkek ayı gibi olmayan bir cümle yazınca, hani kibar bir cümle yazınca, o düşüyor mu böyle, a atmalar bir şeyler falan var ya, o espri de 70 milyon kere yapıldı. Yani herkes bir kere yaptı. Rahat edemiyoruz çünkü. Benim de yapmam gerekiyor. Şimdi Duygu Özaslan'da da herkes laf ediyor, benim de etmem gerekiyor diye. İlk yapıldığında da şey komik değildi. Neydi? Ödün kopuyor değil mi diye böyle başlayan O Duygu cümleler. Özaslan'dan mı Şimdi geliyor? Ben bilmiyorum. Ben de Duygu bilmiyorum. Özas, yani Duygu Özaslan'dan bir haftadır ona ödün kopuyor değil mi gözükmeyecek diye. Ha Ödün evet, kopuyor değil tamam mi? hatırladım. Şu Ha. marka alma muhabbetleri değil mi? Tamam. Aynen, ödün Tamam kopuyor değil tamam. mi Türkçesini söyleyeceksin diye falan filan. Anladım. Yeter artık ya. Umurumda değil abi. Ben bu kadar Duygu Özaslan görmek istemiyorum. Büyüktür işareti furyası da vardı mesela bu hafta. Onu da o kadar görmek istemiyorum. Ne bileyim Bıktım. Onun için linçliyorlar ayrı da hesap. Duygu Özaslan'ın çok umrunda olduğunu zannetmiyorum. Gülerek hikaye atıyordu genelde. Mesela Saydam falan yiyorum şu an diye. Ya zaten şey, hani hoşuna gidiyor. Girdi Twitter'a, 4 Yani. tweetle 80 bin takipçi kazandı yani, hani. Benzer Kim bir şey incitmez şeyde de ki? oluyor. Mesela YouTube'da işte eski bir video izliyorsun. 2020'de izleyenler beğensin. Abi neden? Neden beğenilmiş o yorum? Neden en üstte yani? İnsanlar bunu neden yapıyor Ya anlamıyorum. da bir Yapmayın nostaljik arkadaşlar. şarkıyı anlıyorum. Mesela kim diyeyim? Hadi Barış 80'ler Manço falan diyeyim. değil mi? Ha Ha, tamam. Barış Manço'nun bir şarkısı, altına birisi şey yazmış işte, 2020 hala dinleniyor. Mesela o çok, 4000 kişi beğenmiş. Onu anlarım da. Abuk subuk Barış Özcan'ın ilk videosuna giriyorsun. Barış Özcan, bu tarihte de izleyenler var mı bu videoyu? Yok efendim, İşte ünlü olmadan da izliyorduk, not alınsın. Niye abi, Evet, alıyoruz bu onlar kadar çok sinir notlar? bozucu. Mesela böyle çok alt seviye bir sanatçı diyeyim. Hı. Örnek de bulayım. Hani atıyorum
Koray Avcı, bak geçen haftadan kalma. Koray Avcı'nın Evet. bir Ya da şarkısının Zeynep altında Bastık işte biz yani. bu adamı sokakta da dinliyorduk diye Akustik böyle Queen olarak kendini da böyle tabii. müthiş bir şey olarak görüyor. Yani Koray Avcı'yı dinle, umurumda değil de hani böyle benim atıyorum severek dinlediğim bir adamdan bahsedeyim. Bu adam Mehmet Erdem'in şarkısı var mesela. O şarkıdan örnek veriyorum. Ben bu şarkıyı 10 bin kendi dinliyorum. E dinle, bana ne anasını satayım şimdi. Değil mi? Değil mi? Küfür etmem için Hayır. Bir kendimi zor dakika. tutuyorum. Ya. Allah Allah, Recep ben çelişme istersem kendinle. 30 milyonla dinlerim ya. Recep sen burada hepimize Oğuzhan Uğur'u ben lisedeyken bile takip ediyordum dedin. Burada bizi kandırma. Evet dedim. Dedin. Ama Ama bunu YouTube yorumuna yok, yazmamıştır dedi yoruma hani. yazma. Bunu Ben de şey Can dedim. Bonomo'nun her şarkısını ezbere biliyorum mesela. Hani Mesela Can Bonomo'yu seversin. Can Bonomo'yu seversin. Bu okey. İyi bir şarkıcı, tamam. Ama bütün şarkılarını ezbere bilmezsin mesela. Ben albüm çıkardığında şimdi bunları otur ezberle diye çalışıyorum bildiğin hani. Ezberleyene kadar dinliyorum falan. Öyle bir manyaklık var bende Can Bonomo'da. Ama şöyle bir şey. Ne zaman dinlediğimden, ilk ne zaman tanıdığımdan kime ne? Yani bunu hayır, anlamıyorum ya. bununla En çok övünmek ben garip. dinliyorum falan Hani hani. mesela ben bunu daha böyle 10 binken dinliyordum. Şimdi bak milyon oldu. Şimdi bir dakika, ben Yani. bir söz hakkı buldum. Önce onu bir almam lazım. Şimdi Oğuzhan Al. Uğur'un, ben dedim ki bu daha az Ben dinlenirken onun daha komikti çocukluğuna dedim. veririm. Daha komikti dedim. Sonradan çok fazla dinlenmeyle birlikte başlıyor böyle, bir sapıtmaya başlıyorlar ya. Ha, Ondan Urfalı bilmem ne sonra muhabbetleri falan. hani sapıttığından bahsettim. Hani yalan hikaye atıyor ama artık çıldağını atmaya başladığından bahsetmek için söyledim onu. Yoksa Savaş aycılık oynayayım mı burada? Bu arkadaş sana resmen şerefsiz ya diyor. Bu arkadaş kendini bilmez. Bir fan diyor sana. Buna dua ne et, diyeceksin sokağa hocam? çıkmasa olacak Ömer. Dua et, başka bir şey demiyorum. Yani bu böyle Evinden şu anda aldırırdım seni şu an. 155 155'e hemen arıyorum arkadaşlar. Tamam. Sen onu ararken ben bir şeye daha değineceğim. Çünkü bu hafta yine dayanamadığım olaylardan biri. Biz geçen haftaki bölümü çekerken tam olarak son dakikada, hatta son dakikada konuştuk bu karantina mevzusunu. Hafta sonu sokağa çıkma yasağı geldi. Sonrasında işte böyle inanılmaz sıralar, kuyruklar, korona festivalleri, halaylar falan bir şeyler. Lupo diye bir şey çıktı abi ve ben artık bir daha bu kelimeyi bu podcast'te kullanmak istemiyorum. O kadar midem bulandı yani. Aynen abi. Lupoyum. Hani adam almış. Yeter. Bir yaz, iki yaz herkesin 40 bin beğenisi alınıyor. Her sallayan sallayana sonra işte çok acıklı bir hikaye çıktı altında. O acıklı hikaye yüzünden özür dileyenler oldu. Sonra o acıklı hikaye yalan çıktı. Sonra Of yalan yani. çıktığı için bir daha Yeter. gömdüler o özür dilerler. Evet, bu sefer de hani o şimdi özür bekliyorsunuz değil mi diye Lupo'cuyu savunanlardan şimdi onlar böyle çok böyle saykotik bir yere gitti iş. Ve ben artık Twitter'da böyle saçma şeyler görmek istemiyorum ya. Twitter deyip duruyorum çünkü başka bir yerde zaten konuşulmuyor. Insta'da herkes arka plana güzel bir şey koyup üstüne ben dahil bir tane şarkı koyuyoruz ve çıkıyoruz yani. Ortalama 15 dakikadan fazla Instagram kullanımı Yok, olacağını sanmıyorum ya. Instagram'da da şey sayfaları var, komedi sayfaları. Tweetlerin ekran görüntüsünü alıp Tamam oraya da 5 gün sonra yapıyorlar paylaşıyorlar. onu. Aynen Tamam, yani 5 hadi gün geriden geliyor. Twitter'daki Şu an vize al Lupo buraya konuşuyorlardır mesela. Şu an koyalım. Instagram'ın gündemi Lupo olur büyük ihtimalle. Ya şey saçma mesela, Öyle. arkadaki acıklı Ayıp o değil. hikaye mesela yalan ama büyük ihtimalle hani acıklı olmasa da arkasında adamın ya parası yoktur, ya çocuğu vardır, ya markette hiçbir şey kalmamıştır, en son gidip onu almıştır. Ya mutlaka bir hikaye vardır. Adam hani ekmek vardı da ekmek mi Ya almadı gelmişim bir şey bulamamışım ya da gelmişim zaten kapacağımı kaptım deyip önündeki raftan Lupo almasında hiçbir sakınca yok sanki? bence bu arada yani. Hani oraya ekmek almak için gitmiştir. Ekmek kalmıştır ya da kalmamıştır fark etmez. Ekmeği aldı ya da almadı. Sırada mı o adam? Solunda bir raf var. Rafta Lupo var. Alır mısın almaz mısın? Alırım abi niye almayayım yani? Gelmişim oraya sıraya kadar girmişim. Ya o fotoğraftaki açıda tek onu almış gibi gözüktüğü için bu kalabalık oldu ya. Hani değil Belki mi? Sadece bir şey kalmamış da olabilir bu arada yani. ya bu Marketlere arada ekmek almak saldırdılar için gidenle Lupo almak için giden arasında da hiçbir fark yok bu arada. Ekmekle doymak isteyen ekmekle doyar. Lupo'yla doymak isteyen Lupo'yla doyar. Yani bize ne abi? Rakı alanlar var. Onlara da ayrı o zaman kızalım. ya. Sorun aslında Herkese sokağa böyle çıkmakta hani yani 2 gün için. hoşuna giden yemekleri, kabul edilebilir yemekleri al. Kalanı da linç yersin. Böyle bir şey var mı ya? Markete gitmişim zaten. İstediğimi alırım o saatten sonra. O tehlikeye girmiş miyim? Girmişim. Tamam. Ya sorun şu, olaya gidenlerin neredeyse herkese zaten bu tepki var. Bu adama ikinci, bir de üstüne Lupo aldığı için. Abi o kadar Ya gittin, adam akıllı bir şey aldı yani.
İşte adam akıllı, kime göre neye göre abi. Ben, nefret ediyor belki adam ekmekten. Tamam, hiçbir Türk nefret etmez ekmekten de. Hani lafın gelişi. Ya hallayası Bize sorun bu da çözülecek mi? Lupo mu? Hani böyle marka da mı Lupo ayırıyoruz yani? mu? Buraya mı düştük? Buraya mı geldik? Adam gayet onlu almış, helal olsun. Onlu gayet 2 gün götürür Ödünüz kopuyor değil mi? Halle yemeyecek yani. diye. Ne zaman Orada gelecek diye bekliyorduk, evet. Lupo da Tamam ya. böyle bir reklamı istese yani Başladık, yapamaz. sinirlendik. Yine ben başlattım yine sinirlenmeyi. Ben başlatıyorum çünkü çok Şu sinirliyim. an aklıma bir şey geldi bak. Ne geldi? Arka planda usuvuk sesi ekleyeceğiz. Sonra suçu birbirimize atacağız. Nasıl? Aşırı güzel ama korkutucu bir gerçek var. Tam ben konuşurken yaparsın kesin sen. Editi sen yapacaksın çünkü. Hani tartışılamaz bir yere koyma, olur mu, koyacaksan da. Kim o sordu cidden ya? O Habertürk programında. Adil Gür. Adil Sol Gür alttaki. ya. Adil Adil Gür. Gür. Çünkü o ses. Adil Gür. Ben böyle bir kafayı kaldırıp böyle ben sen bir şey anlaşıldım ya falan Peki bir şey söyleyeceğim. şey vardı. Mikrofon mu çok ses alıyordu yoksa? Ya Yani çünkü çok bence netti, anladın mı? Hani gelmemesi lazım. Mesela biz Discord'da baya baya konuşuyoruz. Bütün gün konuşuyoruz. Hani biz almadık hiç öyle bir ses ve profesyonel bir ortamda değil Discord. Yayınladığımız, kayıt aldığımız dönemler abi haricinde. susturan vardır kendini şimdi. Abi ben 5 dakikaya Abi geliyorum. biliyordur işini falan Bir su alıp geliyorum. böyle. Aslında orada o sırada patır kütür. Zart Bu zart nasıl bir zarı diye döndü burası. daha da sana baklava. Asıl sorun bir de olaydan sonra muhabirin kendini savunması. Yani burası profesyonel bir yer, biz burada yapmıyoruz. Ama evinizde yapabilirsiniz tarzı bir açıklama Bak, hani. ya ben orayı çok takip edemedim ya. O karantinadan sonra yani o gün baktım gündeme, herkes büyük eğleniyor. Yine bir hani biz dünyadaki şeyiz ya. Hani mahalle yanarken ki insanız biz. Var ya, o deyimi söylemeyeyim şimdi. Seksistlik, eril erillik akacak her taraftan ama herkesin bildiği deyim işte. Taramak, saç taramakla ilgili. Neyse, tamam bir kelime söylemedim sadece. 32 yerinden anlattım Bunu da deyimi. anlamayan varsa, canın şu an hala seksist olmadığını Yok, düşünen varsa editte ekleyeceğim editte kelime mi ekleyeceğim böyle tek tek harfleri birleştirip Trump'a şarkı yapmışlar ya Chinese diye böyle. orayı. Aynen. O mantıkta. Evet, devam edelim. Olur ama ben söylemedim yani, kesinlikle kabul etmiyorum bunu. Neyse işte, kim bilir ne diyordum, yine edit medit karıştı kafam O benim. zaman Adil Gür mü diyoruz? Adil Gür diyorduk en son. Sonra şeye geçecektim ben. Aklımda bir soru vardı, onu soracağım size. Abi en son siz ne zaman mülakat yaptınız? Oradan başlayayım. En son ne zaman bir mülakata gittiniz? Yani ufak bir online mülakatım oldu 2 ay 3 ay önce. Onun dışında normal yüz yüze mülakat hayatımda bir kere girdim. Hadi. Evet, yani çok iş ihtiyacım olmadığı için gibi bir şey olabilir. Staj, o da 2014 yılı. Bayağı eskiye gidiyoruz. 6 sene ne yaptın abi? Aynen. Tamam, Recep. Benim bayağı oldu da benim en son şey olmuştu aslında, bir tane arkadaş, o da hani böyle 5-6 yıl önce muhabbetimiz vardı ve ondan sonra hiç görüşmedik, iş yerinden bir arkadaşımdı. O arada dedi ki hani ben mülakata gireceğim, öncesinde bir arayıp soracaklar. Senin numaranı verebilir miyim dedi. Ama ben çocuğunu 6 senede ne yaptı, ne etti, bizim iş yerinde böyle zaten 2 hafta falan çalışmıştı. Yani beni aradılar, İK'dan öyle İki sorular haftada soruyorlar ki. çalışılır mı ya? Bir dakika, bir şey söyleyeceğim. Çocukla peki iş hayatından sonra görüşmeye devam ettiniz mi? Ya böyle takipleşme olsun. Yani çok arada Abi o nadir zaman bir nadir ne dakika, bu yapıyorsun, çocuk ne ne kadar ediyorsun? yalnız lan? Oha bir dakika. 2 haftalık Ya tanıdığına soruyor o zaman. bilmiyorum, çok saçma, büyük ihtimalle şey yani o iş yerinden, eski çalıştığı yerlerden numara falan bul demişlerdi. O yüzden beni vermiştir diye düşünüyorum. Tamam da 2 haftalık yeri de. Neyse tamam ya. Çocuğa da yüklenmeyelim. Ya İK'dan öyle sorularla tokatlıyorlar ki yani bir şey de bilmiyorum, cevap da veremiyorum. Sürekli çocuğu övüyorum böyle. Çok iyi çocuktur. Abi bir dakika Çok şimdi. iyi çocuktur ha. İyidir, iyi çalışıyor, çok iyidir, çok iyi geçiniriz. Hala görüşürüz ya, müthiş bir insan mı diye böyle orada bayağı sınamıştım. Büyük ihtimalle de Müdür oldu en almamışım. son ya. Aa, olmadı mı? O Aynen. olacaktır Adamın ama. sesinden almayacağını anladım zaten. Yani çocuğa da nasıl geçti diye sordu, süperdi. Harika dedi. Sorduğunda. Şey geldi mi Valla. peki, yine iş birlikte çalışmak ister miydiniz falan böyle klasik. Geldi. Evet. Yani gene çalışmak ister miydiniz ya da ne, gene iş yerinde. Ama işte ben şey değilim hani Şeyi ben sordular mı patron peki? değilim Ben hep ama sorardım ben mesela. olsam 2 alırım hafta neden tarzı bir 2 şey hafta? dedim.
Ben olsa vallahi kanki seni bilmem ama. Şey, 2 hafta neden çalıştı diye sordular mı peki? O 2 hafta yazmamıştı CV'ye. O yüzden bir sordular. Şey dedik ama gene çok uzun bir şey de yazmamıştı. Ona da şey demişti. Ailevi sorunlar dersin demişti bana ve ona öyle demişti. Her şeyi ayarlamıştı baştan. Böyle bir iki soruya da Harbi. otomatik cevabını vermişti. O güzelmiş. Şey, ben şeyi merak ettim de, bu mülakatta sorulan iğrenç klasik sorulardan birini soracaktım size ama yakın dönemde eğer sorulduysa çok da üstüne gitmeyeyim dedim. İyi olmamış daha, hani bayağı geçmiş üzerinden. Abi kendinizi böyle 10 yıl sonra nerede görüyorsunuz? İş hayatı değil ama sadece yani. Of. Öyle düşün. Hani iş hayatını çıkar hatta. Yani nasıl bir hayat hayal kuruyorsunuz? Merak ediyorum böyle şeyleri ben. Evli, 10 yıl mutlu, sonra. çocuklu falan. İş hayatında buna farklı cevaplar vermek lazım ama yani 10 yıl sonra Hani kendimi görebildiğim buna yer. 2 senelik özel üniversite mezunu kız cevabı verme lütfen. Ayda. Ya ben onu verecek Evli kişiyim. mutlu Sen çocuklu hangi bunun sene cevabı çünkü. özel üniversite mezunu kızlarına karşın alıyorsun? Şu an anladım. Ya Şu dinlemiyorlar. an kapatan Ya deyip mı? böyle. Şey bakıyorlardır, nikah falan. Gerizekalı. Kapadı. Abi ben şöyle bir şey anlatayım. Bu karantinadan önce bir dersimizde hoca tam olarak bunun resmetmemizi istemişti kağıt üstünde. Ben de evli mutlu çocuklu figürünü çizdim. Kendimi, eşimi ve bir tane de çocuk çizdim. Ama şöyle çizmiştim. Çocuğu ortaya almadım. Sağa aldım. Bizim hoca birazcık psikolojiden anla. Çocuğu niye dışladın diyor. Çünkü meğersem çocuğu ortaya almadığın zaman çocuğu dışlamış oluyormuşsun. Böyle psikolojik problemlerin varmış. Derinlerde yatan. Bir de çocuğun rengini farklı yaptım, çocuk başkasından diye böyle belli olsun. 10 sene sonra Yok bunu umuyorum. Aldatılırım inşallah diye. yok, ilk Saçma. evliliğinden falan böyle kafası inanılmaz detaylı bir senaryo çizmiş kafada. Ya ciddi sorular böyle, evli mutlu çocuklu, yani nasıl bir şey hayal ediyorsunuz mesela? Evden çalışırım, öyle freelance takılırım, şöyle bir evde otururum, güneye yerleşirim, yerleşmem. Ben şey düşünüyorum ama yani kendi işimin başında olmayı isterim. Yani o Nasıl kadar, bir çünkü yani ne bileyim, yazılımsal olur yani, bir firma olur. Ama en azından bir yönetici pozisyonda olmak isterim. Ha, böyle çok altlarda ezilmek değil de. Komik altlarda mi? maden Komik mi? dövmeyeceksin zaten ya. En kötü memur olursun. En kötü memur olursa o, aynen. Sende Ya ne var da Recep? ya ben Ne ya ya da? da dur Lütfen devamını bir getir. Ya dakika, ama da siz tam olarak biriniz başlarken de, bu şey gibi yaya ile araba geçmeye çalışır ya hayır, böyle. Yaya durur, araba da durur. sen Araba geç. Abi hareket eder, lütfen yaya sen da durur. ya. Hani adam öyle saçma sapan Bir bir yerden sonra sinirlenir araba, durur, elleri diyalog. kaldırır direksiyonda. Geç hadi artık Şey, ya da öğretmenlik okuyorum. Öğretmen olursam işte ne bileyim, böyle çocuklarla falan eğlenceli aktiviteler falan, böyle onlara iyi bir gelecek sunabilmek. 10 yıl sonra kendimi Ya sinemada görüyorum. Çocukları almışım, götürmüşüm falan eğitimciyim ben diye Toy böyle direkt Story böyle 6'ya vizyonsuz zaten. götürmüşüm falan dedim. Toy Story 6. Siz vizyonsuzsunuz. Evet hocam. Ben böyle güzel bir sitede, ya kendimi Tamam. öyle bir yerde görüyorum ki tamamıyla rahat ve hani hiç hani işe gidip çalışmadan para kazanabileceğim konuma gelmiş bir şekilde görüyorum. Şey değil mi? Beyaz yakalının köpekliğini yapayım 30'uma kadar, sonrasında. Aynen, sonrasında hani rahatıma bakayım, birazcık da kafa dinleyeyim. Hani o kafadayım. Ya yani bu kendi işimi kurmak olursa da olur, sektör değiştirmek olursa da olur. Hani her türlü girişimcilik düşüncelerini de açayım, sürekli bakıyorum. Burada da hiç market yok falan diye böyle saçma Market mi yani girişimcilik? sapan. Yani Buralarda şey hiç gibi, ben gelip PlayStation sepeti kurayım falan değil. kafe Oğlum burada bakkal eksiği var ya. yok. En sonunda çiğ köfte falan açıyor böyle, çiğ köfteci. Aklımda var. Aklımda var. Aklında olabilir çünkü deli gibi aklında sürekli çiğ köfte var senin. Ben anlamıyorum. Var oğlum. Siz ikinizin aklında sürekli çiğ köfte var Çiğ ya. köfte Yemediğiniz aşırıyorum. zamanlarda düşünüyorsunuz yani. Bu markete gittim geçen gün, aldım. Ya markette O bu çok saçma kötü sapan abi. berbat çiğ köfteler olur ya, gittim aldım. Şeyler kapalı mı, çiğ köfteciler? Bakmadım kapalı diye. Güvenilmez daha çok değil mi? Hani Onlara kapalı. normal zamanlarda da güvenilmez ki. Adam kendi eliyle açıyor. Eli Yapma nerelere değiyor. oğlum. Eldiven, bir tane Hazır eldiven var. geliyor ya. 12 Aynen yıllık ha. beyaz bir tane eldiven yani. Hani Hiç değiştirmiyor. Ama hiç şey asla çok değişmiyor. cool Rengi değil mi? değişmiş.
çat diye saplıyor çiğ köfte eldiveni çıkartıyor. Sonra orada yufkayı açıyor. Dürüme elin böyle sert kısmıyla avuç içiyle basarak böyle açıyor ya. Orada hayranlıkla izliyorum. Ulan orada ne kadar muntazam bence, açtı ya. Bence çok hani şu an ağzı sulan ben sıksın. Söyleyeyim. Yani karizma tartışılır bir şey tabii. Ya da böyle o eli çat diye eldivene tekte sokuyor falan. Karizma tartışılır da güzellik tartışmaya açık bir şey mi sizce? Güzellik tartışmaya açık. Ya çok değil. Ama yani değil. Mesela şöyle diyeyim. Esmer mi sarışın mı tartışmaya açık değil. Kimine esmerdir kimine sarışındır. Ama ha, esmerin güzeli de herkese güzel gelir zaten. Ama hani yanında başka bir sarışın varsa onu beğenirsin. Bence böyle. O yüzden çok tartışılacak bir durum yok. Ya yani şey diyorsun ya, güzel zaten güzeldir ama tipim olmasa ayrı bir şey. Aynen, aynen öyle. Ben böyle düşünüyorum. Ben de öyle düşünüyorum. Ömer, ben de katıldım size evet şu anda. Hiç katıldım mı? Düşünceli. Peki şey, güzel olmayan bir insanı tanımaya çalışmamak sizde de var mı? Hangimiz hiç yok? Hiç tanımadım öyle insanları güzel olmayı falan. Hani denk gelmedim yoksa tanırdım falan diye. Bağlayıcılı olan tek sen varsın aslanım. Sen bilirsin bu cümleyi. Birimizin kurması en az senin kurman gerekiyordu, öyle söyleyeyim. Evet. Ben yok tanımaya evet çalışmadım. Ben 2 yıldır hiç oralarda... İki yıldır ben hiç kimseyi tanımadım. Baya toplantıları da soruyorum önce. Kadın var mı diye, ona göre gidiyorum. Evli mi? Ha tamam olur geliyorum falan diyorum. Ha iyi tamam. İyi oldu. Tamam şey yapalım o zaman. Her şeyi konuştuk. Güldük, eğlendik. Biz çok keyif aldık. Bul beni geçelim. Hayır Can. Yani. Ya, efekt koyabiliyoruz Can. Ağzını efekt koyabiliyoruz. Hani ben özeniyorum yapıyorum. Hani ben özeniyorum yapıyorum. Sana ne oldu? Ben yapmayacağım ya editi. O yüzden önden yapayım dedim. Şimdi edit yapmayanlar özeniyormuş cidden, onu fark ettim. Yok salabilir miyim? Hiç sıkıntı değil yani. Yok yok hiç sıkıntı değil, yap. Yok lütfen. O zaman kim başlasın? Ben hiç başlamadım galiba ilk. Başla. Tamam. O yüzden size ben soracağım bu sefer. Ömer başlasın. Erkek mi? Evet. Gerçek mi? Evet. 30 yaşından büyük mü? Ay lan evet ya. Önemli çok sorular spesifik bunlar. Ya 30 hayır öyle bir şey değil 30. 30 çok şey. Oğuzhan Koç bence 30 değil şu an. Önümüzdeki 30 yıl boyunca da 30 olmayacak. Öyle bir tip o yani. Bana ne zaman sorsan ben düşüneceğim ulan 28-29 da olabilir. Mesela bir kadına 30 artı diye soramazsın. Çünkü hepsi 29 yaşında. Bu kaldı mı ya? Gururla söylüyorlar ben. Yani anlamam ya, yani. Hani böyle ama ya şey söylemiyorlar artık, şey ya da sınıf parmak söylüyorlar. Şatlattım bir şey. Ortamda bir şey anlatmaya çalışacağım. Bir dakika bir saniye bildiğim konular geldi diyen adam oldum. Siz söyleyin ne söyleyeceksen söyle, bir şey diyordum. Ben dedim zaten diyeceğim. Bundan sonra da hiçbir şey demem ben. Hadi eyvallah falan. Hayda tamam. Şey ya diyecektim ben. Biraz da iltifat almak için yapıyorlar onu. Ya artık çıtır değiliz falan muhabbet yapıyor. Bunlar için biliriz. Peki. Şey gibi ya, hiç güzel değilim diyen kız var ya. İltifat almak için dediği %100 kesindir ya. Aslında yeri gelmişken Twitter'da şunu çok görüyorum böyle. Ya çıkalım ama. İşte 25 çıkalım. Yaşındayım hiç öpüşmedim. İşte şey bu bu programdan önce konuştuk ya, 3 tane TikTok yapan ünlü, işte Alena Tilki dedim, şey dedim, Duygu Özaslan dedim, bir de şey dedim ya, aşırı masum olduğunu iddia eden Ebru Polat, o da öyle yani, o aynı öncüsüdür hatta da. Türkiye'de o insanların öncüsüdür o yani. Kimsenin merak ettiği bir şey yok mesela. Kimseyle birlikte olmadım. İyi açıklama yapayım. Bana ne abi ya? Hani hiç sevgilim olmadı ve bayağı beğeni alıyorum. Hani 25 yıldır hiç öpüşmedim. Hani böyle atıyorum. Helal be, normal. 25 olmuş. Hayır normal listede takılırsın tamamen. Sağ alttan çıkar ya böyle. Konuşmak ister misin? Çok yalnızım falan diye böyle bir tane orada şey çıkar ya. İşte Burcu 23 falan. Onun gibi. Ayça 22. Ayça 22. Oturum açtı. Öyle bu turu mu açtı? Çok eskilere gidelim. Gittik daha doğrusu. Gittik. Neyse. Çok eskilere artık... zaten benim Ebru Polat'la gittik ya. Artık şu bul beniye dönelim lütfen. Abi sen hayır çıkardın artık. Bu yarım saat kadar Ebru Polat konuşmak istiyorum ben. Neyse tamam hadi. Sen söylüyordun. Neydi? 35 üstü dedik evet. 35 üstü Türk siyasetle mi uğraşıyor? Hayır. Şarkıcı mı? Hayır. Komedyen mi? Evet. Komedyen, komedyen, hayır. Tamam, geçip sen de. O zaman şey mi? Oyuncu. Evet.
iyi güzel müzikti. Böyle bir şeyde yer aldım hiç, tiyatro falan. Evet. Peki böyle televizyonda hani tiyatro şovları oluyor ya. Evet. O tarz bir şey de yer aldı. Bıyığı var mı? Hayır. Şişman mı? Hayır. Kısa mı? Göreceli. O zaman senden kısa. O nasıl bir görece ya, şimdi burada söylemek istemem ama yani. Abi ben sen de. Öyle. Renkli göğsü mü? Ya. Yani Ömer bir dakika. Adam direkt göz rengini sakalını sarıp kesmediğinde kaç günde kirli sakal yani gibi duruyor. Adamın rengi kırmızı değilse böyle zaten aklıma kimse gelmez benim şu an yani. Hayır ya galiba. Yani mavi değil. Onu biliyorum. Kalan renklere hakim değilim. O kadar incelemedim. Tamam. Şimdi sen de o zaman. Televizyonda bir tiyatro şeyinde oynadığını iddia ettin. Peki bu çok güzel hareketler mi? Hayır. Böyle mi gideceğiz? Hayır. Cem Yılmaz'ın filmlerinde böyle aldı mı? Hayır. Peki Güldür Güldür de herhalde mi? Evet. Hadi bakayım. Dur. Ya şimdi çok be. Ali Sunal mı? Evet. Yes. Neden buna duraksadım? Çünkü bunu da bilemeseydin çok güzel bir ipucu gelmişti aklıma, onu söyleyecektim. Ben şeyden takıldım çünkü. İsa gibi o... bu da babası sayesinde önünü diyecektim. oyuncu da olabilir. Hani acaba orada oyuncu mu diye sorayım yoksa... Çağlar Çoruhlu aynen falan. Çorumlu muydu? Çoruhlu muydu? Aynen, ben onu Cem Yılmaz'da oynadı mı diye ondan sordum. Ha, abi seçeneklere çok eleyerek gittiniz ama çok güzel gittiniz. Hoşuma gitti. Ama gitmedi de aynı anda çünkü espri gelmişti aklıma. Tiyatro sorusu çok şey yaptı böyle. Evet. İndirdi azı. Tiyatro sorusu evet orada. Orada koptu. Kim geçsin? Kim başlasın? Fark etmez. Recep sor bana hadi. Tamam soruyorum Ömer. Gerçek bir karakter misin? Misin de hayır. Ayşe evet. Bak baştan söylüyorum. Gerçek evet, yani. Gerçeğim. Tamam. Kadın mı? Hayır. Ya, ne bu seksistlik arkadaş? Sürekli erkek ya. Türk mü? Evet. Türk erkek. Ömer'in sorusunu sormayacak mısın? İşte onu düşündüm de bu manyaklığı yapayım mı diye. 30 yaşından büyük mü Ömer? Evet. Allah'ım yarabbim. Oyuncu mu diye soruldu mu? Yok. Hayır. Oyuncu hayır mu? Soruldu ya mı hayır? Hissetsin hayır. Sporcu mu? Hayır. Politikacı mı? Hayır. Komedyen mi? Duraksadın. Hayır, komedyen de değil. Yönetmen mi? Hayır. Şarkıcı mı? Hayır. Marangoz mu? Ne oğlum bu ne? Meslek kalmadı. İşsiz mi? İşsiz mi adam ya? Hayır. Daha popüler çok meslek var beyler. Yaşıyor mu? Göz. Evet yaşıyor. Gözler önünde. Allah. Talk show mu? Hayır. Kesin şey çıkacak. Adamın böyle bir sürü talk show'u, oyuncu sahnesi var çıkacak. Ama adamın hani birinci mesleği yani şey olacak. Ganyan bayisi işletiyor olacak. Biçim çıkıyormuş gibi. Ayı biçim. O kadar bir minik olmadığını. YouTuber. Ama göbeceli bir kardan. YouTuber. Belki de vardır. YouTuber. Hayır. Ne mi diye sordun sen? YouTuber. YouTuber. Ya televizyonla alakası var. Yazar mı? Evet. Yazar. Ana mesleği yazarlık mı? Yani hem evet hem hayır. Başladık yine. Mehmet Ali Erbil çıkacak. Mehmet Ali Alabora falan. Ya, ana mesleğini yazarlık diyebilirsin. Evet. Teşekkür ederim. İzin aldık. Ne diyeceğiz oğlum? Başka bir şey yok ki ya. Biraz daha ipucu var. Televizyona çıkan yazarlar. Yani televizyona ya da... çıkan yazarlar. İlber Ortaylı mı? Hayır. Atatürkçü mü? Hayır. Allah Allah. Demek sağcı falan diyor. Ya siyasi, öyle biliyorum. Ya, ondan da emin mi değilim ama. Tarih üzerine yazıyor değil mi? Hayır. Ya hayır, güncel yazılar yazıyor, gazeteci aynı zamanda. Hani o yüzden yazarlığa hadi evet inşallah mi desem, hayır mı desem dedim. Fucu versin. Aynı zamanda ya. Aynı zamanda sürekli yaptığı bir programı da var. Hani. Celal Şengör. Hayır. Aman yaklaştın. Emrah serbest. Ne? Emrah serbest. Sonunda T yok.
O kim oğlum? Onun hani şeyi vardı değil mi? Emre Serbest sonunda tabii. Aynen. Polisler onu götürürken. Çok fazlasıyla tartışılan, üzerinde tartışılan bir isim. Habertürk'te osurdu mu? Recep Ayır Can bildi zaten. Fatih Altay'la. Zaten 3 kişi var programda. İkisini saydım. Çok yaklaştın dedim. Dedim yaklaştın dedim. O adamın yani asıl işi artık yazarlık değil ki. O şey, Ceren Şengör ile İber Ortaylı'yı eyleyen bir insan. Ya hayır, gazeteci ve yazarlığı da var ya. Köşe yazısı, köşe yazısı yazıyor. Ya Hıncal Uluç da köşe yazarı diyebilirsin istersen ama der misin? Yani. Bu arada hani komediyle alakası var mı demiştiniz. Yani bunu komik bulan olabilir. O yüzden emin olamadım. O yüzden bıraktım. Oğlum öyle bir ilerlemiyor olay ya. İber Ortay da komik bence. Çok yavaş konuşuyor. Ama komedyen diyebilir misin İber Ortay? Zaten. Yani şimdi. Yani geçen uyuyordu ya, çok hoşuma gitti. Abi harbiden ya, canlı yayında da uyumazsın ya, bu artık tatlılık değil bu yani. Yani bunu açıp da izleyen ne bileyim. Yani canlı yayında izlemezsin yani. YouTube'da açarsın, uyuduğu yerlere atlarsın, devam edersin de. İlber hocam. İlber hocam. İlber hocam. Dürtemiyorum da. Hocam. Yüzüne sıvı çalıyor. Sadece masa altından tekme atıyormuş Fatih, şimdi atamıyor. Adam kamera dörde geç. Bacakları kazdı. Sesi çatalla açmış falan böyle. Zaten iyice kalın bu. Böyle gözünü de açamıyor. Efendim. Abi. Eklerleri alamıyor önünden. Sen de sor bari. Tamam. Lütfen. Can sen başla gelsin. Gerçek mi? Hayır. Çok erkek. Erkek mi? Hayır. Evet. İnsan mı? Evet. Çizgi film mi? Hayır. Hayır. Animasyon yani. Tamam, devam et. Tamam. Tam anlamıyla animasyon da değil ama. O yüzden hayır dedim yani. Ve animasyona çok da odaklanmayın. 30 yaşından büyük mü? Kadının yaşı yani sorulması var. Ya, ne? Ya 20 yaşından büyük mü? Söylemem. Kadının yaşı sorulmaz. Ya oğlum öyle bir şey. Ulan 20 yaşından büyük mü? Nasıl bir soru ya? Allah'ını seversen. Ne? Sübyancı çizgi filmler mi oğlum? Çoğu aşk geçiyoruz. Allah Allah. Doğdu mu? 0 yaşından büyük. Çocukluğumuzda var mıydı? Yok. Yani bizim çocukluğumuzla çok alakası yoktur. O yüzden yoktur diyorum. Yoksa vardır. Hmm. Netflix'de var mı? Yok. Netflix'te olmayan da Simpson. Belki de var. Ya şöyle diyeyim. Tamam, çizgi filme odaklanmayın diyorum. İlk ipucum bu. Yani gerçek değil ama çizgi film de değil. Hayda. Gerçek değil, çizgi film de değil. Virtual reality mi ne bu? Nasıl bir şey? Hayır, Netflix'te yani varmış ama siz bunun Netflix'te olup olmadığını çok bilmiyorsunuz. Neyse, Netflix'te varmış. Yok, bende bir şey yok. Hiçbir şey gelmiyor aklıma. Soracak soru bile gelmiyor. İçinde uyuşturucu barındıran bir dizide mi oynuyor? Hayır. Paradise PD gitti. tek tek geleceğiz böyle. At var mı dizide? Var. Dizi değil. Bojack Horseman mı? İpucu olsun. Dizi değil, film. Film mi? Ha. At var. Zaman... Red Kit mi diyeceğim? Çocukta geçiyor. Eleneyim ama Red Kit. Hayır, kadın arıyoruz. Red kadın arıyorsunuz. Onun da ipucusunu verdim. Olsun, Red Kit'te de kadın vardı. Red Kit'te ben elenmek kadın istiyorum şu an. Bırakır mısın? İpucu vereyim. Birazcık kahramanlıkla ilgili bir filmde. Animasyon ama böyle daha bir şey vermen lazım. Spesifik. Yani kahramanlık, BoJack Horseman, Simpsons, bunların hiçbirinde kahramanlık yok bence. Wonder Woman mı? Evet, doğru cevap. Oha. Sizin gibi seksist erkeklere böyle güçlü bir kadın figürünü ortaya koyup sizi tokatlamak istedim. İyi yaptın. Ama buradan yeterince mesaj verdin. Verdim, teşekkür ederim kadınlar. O zaman Twitter altındaki iğrenç yorumlardan birini yapıp kapayım mı? Al hepsi senin olsun. O zaman göstermezsin. Kapıyorum ben ya. Ha, ne? Ne oldu, alındı? Göstermezsen. Bu arada Wonder Woman kolaydı abi bence. Wonder Woman. Bak ya, bu konuda şimdi gene duyar kasıyormuş gibi gözükeceğim ama gerçek değil ve kadın olunca zaten hani bari bir bebekler prensesler oluyor. Yani kahramanlığı düşünüyordum. Wonder Woman geliyor yani çok.
Yok. Ya ben şeyden düşündüm başta. Bu hani çocukluğumuzda da vardır ama denk gelmemiştir muhabbetinde direkt aklıma Simpson falan geldi. Çocuklukta izleyemedim çünkü ama vardı 25 sezondur falan. Onunla, o tarz böyle çok eski ama benim işte 15'imde falan öğrendiğim diziler gelmeye başladı aklıma. Oradan i̇şte çıkaramadım. İnatla böyle dizi değil, çizgi film değil. Bunlar dizi öyle değil falan dedim de sonra da aklıma yine hani ben çok izleyen bir insan değilim ya. Ben dedim ya bölümün başında çıkmaz sokakta büyüdüm diye. Ben çizgi film izlemeden büyüdüm neredeyse o yüzden. Hani sokak çocuğu gibi büyüdüm. Alakası var çıkmaz sokakta. Sabah öyle sokaklarda büyüdük ki kardeş şu an. Bak, bütün yaz olan şeyi anlatıyorum sana. Sabah anonunda kahvaltıdan sonra dışarıya çıkardım. Akşam yemeğine kadar dışarıda kalırdım. Akşam yemeğine gelirdim. Yemeği yer bir daha çıkardım. 10-11'e kadar sonra eve gelir duş alır uyurdum. Bu kadar benim bütün yazım böyle geçerdi yani. Can. O yüzden ben televizyon falan hayatta izlemezdim. Sen çok fazla özlü söz de biliyorsundur. Mahalle abisinin kolunun altında falan yetişmişsin de sanki. Bugün de ölmedik ama yani çok şey değil o. Da belli öyle değil falan. Öyle şeyler yok bizde işte. Acaba onlar bizim bu aralarda oldu. Racon olsun mahalle diye konuşmuyorum aslanım. Konuşuyorum racon oluyor. Ha o olmuyor işte ya. Bana hani maksimum gelen teklif, cümle falan. Kardeşim gel bir ara bizim apartmanın önünde bir şeyler içeriz. Bu tarz bir şey oluyordu hani. Hani ben içmezdim. O yüzden hani ben yine oynardım hani. Herhangi bir oturma teklifini asla kabul etmezdim. Hani oturup bir şey yapmayalım ama ben bisiklete bineceğim. Top oynayacağım. Top oynamadığım zamanlarda yine bisiklete bineceğim. Çıkmaz sokağa bak. Bu bildiğin site çocuğu abi. Site çocuğu. Hayvan Allah gibi Allah. Şey ya. Site olmayan bir yer yani. Abi site hiç olmayan değil. Yerde site çocuğu gibi yaşamaya çalışıyorsun. Evet, aşırı güzel. Aidat ödemiyorsun ve site. Yani seni çok dövmüşlerdi. Ne? Seni çok dövmüşlerdi. Aa, şeydim yaş olarak çünkü. Benim bir jenerasyon üstüm vardı. Çok büyüktü. Onlar ben daha hani böyle abi olabilecek yaşa geldiğimde sokakta abi olacak bir yaş var çünkü. 13-14 yaşına geldiğinde sokağın abisi oluyorsun. 16'da zaten terk etmen gerekiyor. Yani lise 1 bittiğinde artık sokağa çıkmamış olman gerekiyor. O dönemde işte ben erken olmak zorunda kaldım. Bizimkiler benden çok büyüktü çünkü abiler. Bayağı abiler yani. Evet, bu kadar spesifik bilgi verdiğime göre. Abiler bulup canı dönüyor. Ya bir şey yaş açıklayacağım alt tarafa. Çizgi film neden bilmediğimi açıklayacağım diye. Girmediğim konu kalmadı. En son abiler diyordu gerçekten. Hangi abiler diyordu? Teklif edilen içecekler falan böyle. Ya bir saniye ben sizi dinle. Neyse tamam. Hadi kapıyorum ben. Hadi kapa. Artık lütfen olmaz söyleyeceğiniz bir şey. Oldu. Hadi görüşürüz. Güle güle.